Birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde o yemeği hazırlama zahmetini ve dumanını o çekmiştir diyor. Allah Allah. Birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde o yemeği hazırlama zahmetini ve dumanını o çekmiştir diyor. Öyleyse o hizmetçiyi, o yemeği pişiren, dumanını çeken kişiyi yanına yemeğe oturtsun. Vay 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 vay. Patron, düşünebiliyor musun? Patron. Sen şimdi patronsun, gökdelenin var. Senin hizmetçin, işte çalışanın yemeği pişirdi. Sen dedin ki ona, ya bunun dumanını sen çektin, zahmetini çektin. Al bir tabak kaşık, sen de gel. Olur mu böyle bir şey? Tabii canım, çok ayıp bir şey değil ya. Ne güzel bir şey ya. Bak, 1450 sene önce formülasyon mu deniyor bunu? Formülasyonunu Peygamberimiz Aleyhisselam yapmış ya. Bak diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselam, buyuruyor ki yönetmenim. Şayet oturtamayacaksa ya da oturtmayacaksa yanına, hiç olmazsa o yaptığı, pişirdiği, dumanını çektiği, zahmet ettiği o yemekten bir iki lokma bari versin diyor ya. Birinize hizmetçisi bir yemek pişirdiğinde zahmetini o çekmiştir, dumanını o yutmuştur. Eskiden düşün, 1400 sene önce bir de soba yanıyor. Ocakta pişiyor, mutfak duman içinde ya. Şimdi bakma, tüp gazlar, çekiciler, havalandırmalar filan. Birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde o yemeği pişirme zahmetini o çekmiştir. Dumanını o yutmuştur. Öyleyse yanına yemeğe oturtsun. Yanına yemeğe oturtsun. Şayet oturtmayacaksa, hiç olmazsa yediği, şey pişirdiği o yemekten ona birkaç yudum, birkaç lokma versin. Ya gel sen de ye. Bak, sen yemezsen ben yemem ha desin, yemeğini yedirsin diyor. Oh ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı o asra, onun için asr-ı saadet, mutluluk asrı deniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asrında yaşayan o insanlara da mutlu insanlar deniyor. Said insanlar. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse, bugün gelir aramızda ki gitmedi hiç. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği din bugün yaşansa hiç böyle kavgalar olmaz hocam.